Anlatmak zorunda. Neden anlatmak zorundayım ben bunu? Çünkü o impoze edilmiş. O hani medya grupları dünyada önceden hocamız Ozan Bey dediği gibi yani bir şeyin üzerinde böyle ticaret yapıyorlar. Önce Araplar nasıl anlatılırdı televizyonlarda, sinemalarda? Bir deve, bir Arap böyle entel kıyafeti giymiş çölün ortasında. Böyle hep sürekli böyle. Sonra da işine bindirdi. Bir Filistinli nasıl anlatıldı? Böyle atkıyla böyle sarılı yüzü elinde Kalaşinkov şeyle öldü. Böyle anlatıldılar filmlerde. Ama biz böyle değiliz ki. Türkler de aynı şekilde anlatacaklar. Yani bunun hedefi bu. Bugün Biden çıkmış televizyonda gördünüz mü bilmiyorum. Yani duygusal bir şeyde konuşuyor. Bu kongresteki, parlamentodaki bizim Filistin asilli Rashida Tlaib, evet. O bayan anlatırken tabii Filistin halkını anlatıyor. Kız duygulandı, ağladı. Ben size bir mektup okuyacağım diye şey aktı. Bir Gazze'de bir kadın, ben bu gece nasıl çocuklarımı nasıl uyutacağım diye korkuyorum. Üzüldü o kadın, ağladı. Biden diyor ben Rashida sen you are good fighter, yani sen çok iyi bir savaşçısın. Ben senin ailene bilmem neyi koruyacağım, söz veriyorum. Sen bilmiyor muydun? 80 yaşındasın Mr. Biden. Ya bilmiyor muydun? Sen Obama'nın başkan yardımcısıydın. Filistin'e kaç defa geldin? Benim de, Filistin işgal altında yaşayan bu insanlar, bu zulüm gören 73 seneden beri bu insanlar zulüm görüyor. Bilmiyor muydun? O politika bilmiyor mu? Hakikaten bilmiyorlarmış demek. Ya da bizi aptal yerine mi koyuyorlar? İşte bir tane Filistinli asıllı milletvekilini Amerikan senatosunda, kongresinde dört tane seçiyorlar. Seçiyorlar. Dört tane, evet. Yani. O Rashida Hanım, Rashida Tlaib şu anda parlamentoda. Tek başına ne yap? Ama biz böyle dağılmışız. Biz 13, yani 13 diyorlar, ben 15 diyorum. 13 milyon Filistinli. Dünyada dağılmış. Şili'de, San Diego'da, Amerika'da, İsviçre'de, Türkiye'de o Filistin'in mutlaka başarılı insanlar oluyor. Hayatlara giriyorlar bir şekilde. Milletvekili oluyor, bakan bile oluyor, cumhurbaşkanı belki oluyor. Belize miydi o Nikaragua'nındaki ülke, o Filistinli. O Filistinli, cumhurbaşkanı Filistinli. Ama o biraz Siyonist bir Filistinliydi. O yani. petrol önceki satıyor. Şey. Yo, önceki, evet, bir tane o petrol satan çocuk. Evet, o geldi ağlama duvarı şeyini, evet, yapma. Yani, evet, o. Evet. Betlehem'den, Betsahur'dan. Evet. Dahlan gibi. Evet. Muhammed Dahlan gibi. Yok, Dahlan daha kötü. Dahlan daha kötü. Aynı ekolde. Aynı ekolde, evet. Daha kötü. Filistinli'den saymıyoruz onu. Onu saymıyorum, evet. Bu yüzden bu Amerika, Batı, hatta bilmiyorum siyasetçiler, siyaset bilimiyle uğraşan hocalarımız daha iyi bilirler. Son dönemlerde şey diyorlar, yani Amerika hakikaten politika bilmiyor, siyaset bilmiyor. Tıkandığı zaman Middle East'te, Orta Doğu'da telefon açıp Londra'ya. Ben ne yapmam lazım diyor. Soruyor. Öyle, yani, bir soru. Öyle bir şey var mı hocam? Bilmiyorum yani. Yani İngiltere'nin özellikle AB Brexit sürecinden sonra daha aktif bir dış politika izlediği zaten ortada. Yani Birleşik Krallık diyelim, tabii İngiltere demek doğru değil. Birleşik Krallık'ın gerçekten aslında Avrupa Birliği biraz Birleşik Krallık tutuyordu. O zincirleri kırmış oldu Birleşik Krallık. Evet. Hem küreselcilere bir tokat oldu o bence. Amerikan zincirlerini de kırmış oldu aslında, evet, bir yerde. Sebep onlar. Yani sebep şu anda bu Filistin'in meselesi. Filistin'in acı çekmesi. Filistin'in kamplarda mülteci yaşamaları. İngilizler. Onlar sebep. Onlar, fatura onlar ödemesi lazım. Çünkü onlar Balfour Sözleşmesi... Şimdi Filistinli mültecilerin de, yani şunu sormak istiyorum. Mesela Batı Şeria'da bir sürü mülteci kampı var ve orada Filistinliler yaşıyor. Mesela, evet, diyelim ki Ramallah'da Elbire. Elbire, El-Emali. Evet. Bir mülteci kampı. Ramallah bir şehir. Evet. Şimdi Ramallah'ın merkezinde oturan bir Filistinli ile 3-5 dakika ilerideki Elbire'de oturan mülteci kampında oturan Filistinli mülteci arasında ne gibi statü farkı var? Şöyle bir şey var. Bu Batı Şeria'da yaşayan, şimdi 1948'de Filistin, yani tarihi Filistin, işte Yafa, Hayfa, evet, bunlar işgal edildiği zaman onlar o tarafa evet, yani neden? Çünkü Ürdün o zaman hükümdar, yani Ürdün vardı, evet, Batı Şeria'da. Bu yüzden mülte. Ama evet, 48'de yakın, yani Beyrut'a, Lübnan'a yakın, Hayfa, İl Celil, Golan bölgesinde bunlar Lübnan'a gittiler. Ondan sonra 67'den sonra Batı Şeria işgal edince Batı Şeria'dan gidenler işte, evet, Ürdün'e gitmişler, Suriye'ye gitmişler. Kalanlar Batı Şeria'da, yani kalan bu mesela Elbira dediğimiz ya da Muhayyem-ül Fawar, El Halil'de ya da Celezun var. El Celezun, Balata, bunlar Nurşems, Ariha, bunlar mülteci kamplar, bunlar 48'den gelen Filistinliler ama Ürdün zamanında Batı Şeria'da kalmışlar. Tabii kamp dediğimiz de yerleşim bölgesi. Biliyorum, yani. Mahalle yani. Evet, bir mahalle. Ama yani, mahalle. Öyle de hani
açıkçası hani böyle insani şartlara hiç uyuyor mahalleler. Yani ya tabii ki sen tam bir şey kamp yani. Yani. Tabii ki kamp mülteci. Mülteci. Yani ben de mülteciyim. Kamp dediğimiz böyle konteyner kent, çadır kent falan değil. Değil. Gece kondular, barakalar. Ama yasak. İç içe girmiş. İnşaat yapmak sokak yasak. Sokak yok vesaire evet, falan. Yasak. Bir tane Birleşmiş Milletler okul var, okul binası var. Bir tane Birleşmiş Milletler'in bir sağlık ocağı var. Bunların oldu ama hani evet. Onlar da öyle yani bildiğimiz hani en gördüğümüz, görüp görebileceğimiz en kötü şartlardaki gecekondu mahalleleri vardır ya, onlardan bile daha kötü belki de. Evet. Şubat mesela, Şubat'taki beri. Kamp yani. Şubat, hani İsrail. İnsan yaşayamaz orada. Ambulans yani. Giremez ya bir sokağa evet. Veya bir daracık sokağa giremez. Giremez. Evet. Giremez. Yani hani insan yaşayamayacak yerler. Hani öyle hayvan bağlasan durmaz yerler ya. Evet. Yani. Evet. Öyle yerler maalesef. Yani ve buralarda yüz binlerce Filistinli hem de kendi topraklarında mülteci. Evet. Yani o da çok anlamsız. Yani bir de düşünsene bunlar Suriye'de varlardı mülteciler. Evet. Suriye'de savaş çıktı. Kaçtılar. Kaçmak zorunda kaldılar. Yani mülteci oldukları bir ülkede bombalar altında kalınca ne oldu? Bu kez de çifte mülteci yani double refugee. Suriye'deki 3 defa mülteci oldular Suriye'dekiler. Birincisi evet. Filistin'den Lübnan'a gittiler. Evet. Lübnan'daki iç meselesi yüzünden savaş Lübnan kaç Suriye'ye gelmiş. Suriye'deki evet. Bir kısmı Türkiye'ye gelmiş. 3 defa mülteci oluyor. Evet, fatura biz çok ödüyoruz. Yani Filistinliler faturası evet. Çok pahalı. KDV'si hariç onu söylemiyoruz. Evet. Ama hakikaten biz çok fatura ödedik. Arap dünyasından İsrail. Ve İsrail herkes artık bazı gerçekler şu anda ortaya çıktı. El ceyşi lezî lâ yukhar. Yani hezimete uğramayan ordu. Böyle anlattılar bize İsrail değil mi? Hep evet. Böyle. İsrail teknoloji, İsrail. Ya İsrail Gazze'nin şeyinde 6 gün bile 4 milyon kişiye sığınaktan çıkmadınız. Siz bir ülkeyle savaşmadınız ki, savaşmıyorsunuz. Kur'an'da وَلِيُقَاتِلُونَكُمْ مِنْ خَلْفِ الْحُسُنِ Allah bile onları diyor. Yani bunların savaşları bile yüz yüze gelmiyor. Sen zannediyorsun ki yani Gazze mi girecek? Girmezler. Girsin. Daha önce iki kere girdiler. Gir pişman oldular. Gir girer zaten. Şalit aldı, girdiler başka bir asker aldılar. Evet. Giremiyorlar. O şey yok ki. O zaman Netanyahu ne yapmaya çalışıyor Selim abi? Şimdi girdi Gazze'ye. Yani Gazze'den umudu ne? Yani Gazze'de çocuk öldürmek mi? Sivilleri öldürmek mi? Hamasları mı öldürmek? Gazze'yi komple yıkıp bitirmek mi? Yani neyi planlıyor? Yani ne olursa Gazze'de ne yaparsa Netanyahu kendini güçlü hisseder, kendini güvende hisseder, hükümetini koruyabilir. İsrailler mutlu olur. Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik hatta Benny Gantz'ın da diyelim çünkü Savunma Bakanlığı'nı Gantz üstleniyor. İkisinin koordineli bir şekilde Gazze'ye yönelik bu agresif tutumu aslında berbat ettikleri kendi iç güvenliklerini kendileri için epik bir zaferle tölere edebilme çabası. Tamamen şimdi daha önceki çatışmalarda hem Kudüs'te hem başka bölgelerde veya Batı Şeria'da biz şunu görüyorduk. İsrail güvenlik güçlerine karşı Filistinlileri görüyorduk ve burada İsrail güvenlik güçlerinin ciddi bir ezici üstünlüğü oluyordu. Yani özellikle kontrolsüz güç kullanma kapasiteleriyle birlikte. Son olaylarda Şeyh Cerrah'tan başlayan Şam kapısına, Şam kapısından Aksa'ya kadar uzanan olaylarda Netanyahu'nun desteklemiş olduğu, sağ bloğuna destek versin diyerek desteklemiş olduğu aşırı ırkçı Yahudi partiler ve destekçilerinin sokaklara indiğini ve burada fiili olarak Filistinlilerle çatışmaya başladıklarını gördük ve bu olay kontrolsüz bir şekilde İsrail yönetimi altındaki diğer şehirlere sıçradı. Peki bu denli bir fecaat, güvenlik karmaşasının içerisinden Netanyahu'nun kendini güçlendirerek çıkabilmesinin tek yolu çok daha gaddarca, çok daha kontrolsüz bir şekilde Gazze'ye saldırmaktı. Şu an bunu yapmaya çalışıyor. Şu an hala devam eden hava saldırılarının ve top atışlarının vesairelerin Gazze'deki kural tanımayan uluslararası hukuka aykırı bir şekilde sivillerin hedef alınması, kamu kurum ve kuruluşların hedef alınması tamamen burada kendi iç güvenliğini tehlikeye attığı ülkesine karşılık bir durumu kurtarma çabası ve kendi pozisyonunu eski haline getirebilme çabası yatıyor bunun altında. Evet. Hani bir şey söyleyip burada ekleyebilir miyim? Tabii. Burada Netanyahu aynen Sharon'un yaptığı. Sharon'un ittiği çocuk zaten. Aynı. Yani aynı medreseden çıkıyorlar bunlar. Sharon da Beyrut'ta ne yaptı? Zafer edebilmek için ben kazandım. Sabravaşı tellakatli amici. Şimdi bundan korkuyoruz biz. Bu yarın öbür gün Filistin'deki Hamas generali Muhammed Adif Allah onu korusun yani. Evet. Öldürürse
Netanyahu savaşı durdurur, geri çekilir, tamam biz kazandık der. Evet, yani bir Hamas'tan bir avlayacak bir şey evet, çıkacak. Bir zafer peşinde. Evet, evet. Bu Muhammed Deif'in ismi o yüzden mi son günlerde ön plana çıkıyor? Tabii. Hedef olarak. Bunu alıp bitireceğiz olayı. Bir hedef gösteriyor. Şu anda 7 tane isim koydu. Sembol arayışı. Evet. Neticede bir siyaset var orada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.